Genel Başkanım, sizi lütfen kürsüye rica ediyorum. Taraf alalım başkanım. Orada şey çeksene. Bu arada Türkiye'nin çocuk başkanı ile beraberiz. Sizi tanıtayım kendisini. Gözden bak aç. Şey şuradan bas. Sen bir şey söyleyecek misin? Bakayım. Kapak yok tamam. İlerleyen zamanlarda. Başkanım fotoğrafa bakın. Başkanım buradayız. Çiçeği azıcık aşağı indir. Evet, çok iyi. Bozmayın. Şöyle alayım. Sen de. Bir üyemiz daha katıldı. Evet. Şöyle alalım. Nasılsın? Sen sen ne yapıyorsun, okuyor musun? Kıymetli Hazırım, değerli Divan Başkanlığım, değerli siyasi partilerin yöneticileri, hepiniz hoş geldiniz. Biz Adalet Birlik Partisi olarak yola çıktığımızda birçok siyasi parti genel başkanlarıyla görüştüğünde bana şunu demişlerdi, bir tane ilçe kuramazsın demişlerdi. Hiç boşuna bu yola çıkıyorsun. Bu yolda yapmış olduğunuz başka partilerde gidin bunları yapın. Ama ben üniversite sıralarında bu partiyi kurdum. Şöyle söyleyeyim, bu aslında 10 yaşında bir rüyayla başladı benim hayalim. Hayalimin peşinden gittim çünkü Türkiye'de şunu gördüm. Paranız ne kadar olmasının hiçbir önemi yok. Şu an ölen zengin insanlara bakın hiçbirini hatırlamazsınız. Ama eser bırakan, isim bırakan insanlar her zaman hatırlanır. Burada az önce dediğimiz gibi değerli önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun haricinde Adnan Kahveci, bakanlarımız, Yazıcıoğlu, bunlar gibi binlerce insan yetiştiren bir ülke burası. Şimdi şunu söylemek istiyorum sizlere. Adalet Birlik Partisi olarak partiyi kuracağım dediğimde ismi Adalet'ti. Daha soyadını daha bulmamıştık. Dedim ki eğer ismi Adalet'se benim hukuk okumam gerekiyor dedim. Ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Adalet bölümünü kazandım. İlk dersimizden bahsedeceğim size. İlk derse girdiğimizde hoca şunu sordu. Dedi ki öndeki çocuklara, tabi oranın en yaşlısı bendim. 42 yaşındaydım o zaman üniversiteye gittiğimde. Bütün çocuklar 20 yaşında, 19 yaşında, 18 yaşında çocuklarla beraberdik. Herkes biri diyor ben savcı olacağım, biri diyor ben hakim olacağım. Sıra bana geldiğinde hocamız dedi ki sen ne olacaksın? Dedim ki hocam ben de o zaman daha Cumhurbaşkanlığı sistemi geçmemişti ki biz geldiğimizde tekrar parlamenter sisteme geri döneceğiz bu arada. Dedim ki çocuklara ben ne olacağımı söylersem hepiniz kahkaha atarsınız. Hocam dedim siz de inanmazsınız dedim. Ve başbakan olacağım dedim de gerçekten bütün sınıf 86 kişi kahkaha attı. Ve öğretim görevlisi bana döndü dedi ki Sayın İrfan Bey dedi gördüğüm kadarıyla ortada partiniz yok. Gördüğüm kadarıyla sizde para da yok. Etrafınızda insan da yok. Ben de anayasa profesörüyüm dedi. 3,5 milyon dolar para lazım böyle bir siyasi parti oluşturabilmek için dedi. Bence hayal görüyorsunuz dedi. Hiç boşuna uğraşmayın. Şu an 86 kahkaha atan öğrenci şu an bu partinin kurucu üyesi. Ve o rüya görüyorsun diyen öğretim görevlisi de bu partinin programının tüzüğüne imza atan öğretim görevlisi. Şu an 78 il, 800 ilçede teşkilatlandık. Şu an Türkiye'nin her yerindeyiz neredeyiz. 2018 yılında kurulduğumuzda bize herkes projeler sorduğunda bakın şu an İçişleri Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu birçok proje biz parti olarak sunmuş olduğumuz projeler. Biz proje üreten bir siyasi partiyiz ve şu an biz şuna bakıyoruz. Hükümet seçildi, hangi parti seçildiğine biz bakmayız. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde biz seçilmişiz gibi bu şekilde çalışırız. O yüzden Türkiye'nin en güçlü il başkanlarısınız, Türkiye'nin en güçlü ilçe başkanlarısınız, Türkiye'nin en güçlü yönetimlerisiniz.
Sizleri bu konuda ayrıyetten takdir ediyorum. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayım bu arada. Bu ülkede ülkeyi gençlerin yönetmesi gerektiğine inanıyorum. Ve birçok siyasi parti lideriyle görüşüyorum. Onlar ilk başta inanmamışlardı. Şu an 45 siyasi parti genel başkanı sağ olsun bizimle beraberler. Bize soruyorlar, siz hangi ittifaktasınız? Cumhur İttifakı'nda mısınız, Millet İttifakı'nda mısınız? Biz şu an Türkiye'de 3. yolu açtık ve adına Türkiye İttifakı'nı koyduk. Ve şu an Türkiye İttifakı olarak biz yola devam ediyoruz. Şu an 45 siyasi parti bizimle beraber. Ve inanıyorum ki 2023 yılında bu ülkede Cumhurbaşkanı seçileceğimi, bunu sizlerle beraber, halkla beraber yapacağız. 86 milyonu kucaklayan bir siyasi partiyiz. Size şöyle küçük bir anekdot anlatayım. Bir gün bir valimizin ayağı ameliyat olmuştu İstanbul'da. Ben de kendisini ziyarete gittim. O zaman daha parti 2016 yılında kurulmamıştı. Sayın valim dedim, parti kuracağız dedim. Ya dedi, İrfan işin gücün yok, git paranı ye dedi. Hanımı da orada oturuyordu. Yusuf, hatırlar mısın dedi. Turgut Özal dedi, Marmaris kaymakamıydım dedi. Sana geldi dedi ki, ben parti kuracağım, bu ülkeye cumhurbaşkanı olacağım. Sen dedi zar zor vali oldun, bak dedi kendisi şu an cumhurbaşkanı. Ondan sonra sağ olsun vali bey dedi ki, partiyi kur, ilk danışmanım benim. Şu an partimizin ilk danışmanı yeni emekli oldu, Bayburt valimiz Yusuf Odabaş. Siz istedikten sonra, siz inandıktan sonra çözüm olmayacak hiçbir şey yok. Bizim partimizde ben her zaman şunu söyledim. Hiçbir zaman şikayet eden değil, işi bitiren ve vatandaşın yanında olan ve hiçbir siyasi parti ayırmadan. Çünkü bizim kapımıza hangi siyasi parti gelirse gelsin, biz onun hangi kimliğine bakmayız. Ötekiler gibi yok işte teröristi bilmem şuydu, bu tür yaptıkları bizim partimizde insanlara yatta koymak kesinlikle yoktur. Çünkü biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz sadece bizim partimizde şu sorulur. Karnını açma. Onun haricinde hiçbir şekilde dinine, diline, ırkına, giyimine. Çünkü bir siyasi lider, ben şuna inanıyorum. Bir cumhurbaşkanı ne kadınların giyimine karışmalı, ne insanların giyimine karışmalı. O insanların daha rahat nasıl yaşayabilir? Eğitimli bir toplum, eğitimli bir nesil nasıl yetiştirebiliriz? Bunlar için çalışması gerekiyor. Biz bu bağlamda çalışan ve şunu söyleyeyim, 2023'te Cumhurbaşkanı olarak seçildiğimizdeki bütün altyapı çalışmalarımızın hepsi hazır, bakanlıklarımız hazır. Hatta az önce Nurgül Başkanım söyledi, su başkanlığı diye. Şunu unutmayın, ben 2019 senesinde Amerika'ya gittim, 3 ay kaldım orada. Dünyada Hollywood'a gittim, Hollywood'da şeyleri gezerken su savaşlarını gördüm. Şunu unutmayın, bundan sonraki 10 yıldaki en büyük savaşlar su savaşları olacak. Ve dünyadaki en güzel nimetler, inanın gezmediğim ülke kalmadı neredeyse. Türkiye Cumhuriyeti'nden daha güzel bir ülke yok. Ve ben buradan gençlere sesleniyorum, sakın ülkeyi terk etmeyin. Çünkü sizler giderseniz bu ülkeyi sahiplenecek kimse kalmaz. Çünkü Mustafa Kemal ne demişti? En Türk gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmek. Biz geldiğimizde ilk yapacağımız iş eğitim sistemini kökten değiştirmek. Eğitimde devrim yapmaya geliyoruz. Nasıl bir devrim yapacağız? Parti tüzüğümüzde bunların hepsi yazıyor ama ben size kısaca şöyle küçük bir anekdot anlatacağım. Biz anaokulundan üniversiteye kadar olan bütün sınav sistemini ortadan kaldıracağız. Bununla ilgili bütün dünya ülkelerini araştırdık. Finlandiya'dan, Almanya'dan, Japonya'dan, Amerika'daki bütün ülkeleri tek tek araştırdık. Ve bunlardaki eğitim sistemine baktık. Ve şunu gördük. Sınav sistemi aslında kopyacı bir gençlik yetiştiriyor. Ve bu sınav sistemini bulan kişi de gerçekten çok yanlış bir şey olduğunu kendisi de itiraf ediyor. Biz geldiğimizde dediğim gibi eğitimde sınav sistemini tamamen kökten kaldıracağız. Özel okulları kaldıracağız. Ve bizim geldiğimiz iktidarda şunu unutmayın. Biz 5 yıllık 10 yıllık bir projeler hazırlamıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti için 100 yıllık projeleri hazırlamak üzere yola çıktık. Belki diyeceksiniz birçok yere gittiğimizde işte iktidar, işte muhalefet ne yapıyor? Benim bunları ve bizim teşkilatımızın bunları anlatmasına gerek yok. İktidarı da muhalefetin de çalışıp çalışmadığını zaten halkımız görüyor. Önemli olan bizlerin neler yapacağıdır. Bizler dediğim gibi ekonomistler bulabilirsiniz. Bakın bir siyasi parti lideri çıktı dedi ki ben dedi bu ülkede dedi işte şu kadar bakanlık yaptım, ekonomiyi düzelttim. Satarak ben de düzeltirim. Yani
Tekeli satarsam, Türk Telekom'unu satarsam ben de düzeltirim. Sizler de düzeltirsiniz. Ekonomiyi düzeltmek çok kolay. 10 tane ekonomist alırsınız, ekonomiyi düzeltirsiniz. Ama Türkiye'de eğitim sistemini değiştirmezseniz, eğitim sistemine nokta atışı yapmazsanız her ne olursa olsun, kim olursa olsun bütün dünya devletleri gelir, burada sizleri yönetirler. Biz eğitimden sonra yapacağımız en büyük atılım tarım. Tarımla ilgili çiftçilerimizle ilgili çalışmalarımız var. Tarımda şöyle söyleyeyim, geldiğimizde mazotu biliyorsunuz bir ara Cem Uzan'da herhalde mazotu 1 lira yapacağım demişti. Ben şöyle söyleyeyim, biz çiftçiye mazotu bedava vereceğiz. Gübreyi bedava vereceğiz. Ondan sonra ata tohumu kullanmalarını sağlayacağız. İsrail'den gelen tohum sistemini Türkiye Cumhuriyeti'nden kaldırttıracağız. Ve bana bunu Tarım Bakanlığı dedi ki sen bunları bedava verince dedi. Nasıl yapacaksın dedi. Biz de dedik ki çiftçimiz bizim muhasebeci değil. Çiftçimiz bizim tüccar da değil. Biz çiftçiye her şeyi bedava vereceğiz. Ülke olarak alım garantisi vereceğiz. Alım garantisi olarak aldığımızda toplanan mahsullerin kalitesine göre üstüne neyi bedava verdik? Mazotu. Onu ölçüp ona göre vatandaşa sunulmasını sağlayacağız. Böyle bir çalışma sistemimiz var. Tarım Bakanlığı ile alakalı. Ve dünyanın en büyük olayı, bunu unutmayın, birçok devrimleri biz kaybettik ülke olarak. Sanayi devrimini kaçırdık, birçok devrimi kaçırdık. Sizlerden rica bu partiye her gittiğiniz yerde anlatın. Çünkü yazılım çağını kaçırmamamız gerekiyor. Ben Türkiye'de hacker düzeyinde bir yazılımcıyım. Ve şu an dünyada, bakın bütün dünyadaki ilk 10 şirketlere, tamamı yazılım şirketleri. Bakın 5 tane 10 tane çocuk bir araya geldi lisede, Facebook kurdular. Hepiniz Facebook içindesiniz. Şu an Facebook'un bütçesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllık bütçesinin 100 katı. Demek ki ve yazılım için gereken olan şey sadece bir bilgisayar ve pırıl pırıl bir gençlik. Ve dünyanın en zeki çocukları bizde olduğuna inanıyorum. Sadece onların elinden tutmamız gerekiyor. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu ülkeyi hep beraber yöneteceğiz. 86 milyon olarak yöneteceğiz. Sizlerden ricam hiçbir siyasi partiyle, herhangi hangi parti olursa olsun, siz sadece görüşlerinizi sunun bizim teşkilatlarımız olarak. Her gittiğiniz yerde partimizi anlatın, projelerimizi anlatın. Geri kalanları zaten vatandaş görüyor. Bakın İstanbul'da gördü, Ankara'da gördü, birçok büyük şehirde gördü. Ve ben Türkiye'de Adalet Birlik Partisi olarak bizi de Cumhurbaşkanlığına taşıyacağına inanıyorum. Sağlıcakla kalın.